Aynı şeyleri söyleyip birbirinden farklı şeyler anlıyoruz. Büyük bir ihtimalle o yüzden. Yani iki tarafta iki bölgeli, iki toplumlu federal bir ortaklık istediğini söylüyor ama her iki tarafta bundan farklı şeyleri anlıyor. Bir de şunu göz ardı etmemek lazım. Federasyon dediğimiz şey yönetimi ve zenginliği paylaşmaya dayalı bir ortaklık türü. Kıbrıs Rum tarafının özellikle yönetimi ve aynı zamanda zenginliği Kıbrıs Türk tarafıyla paylaşmaya çok da hazır olmadığı, siyasi eşitliği, aktif katılımı kendi içine çok da fazla sindirmediği anlaşılıyor. Mutabakat tabii ki olamaz. Bizlerin katılımı olmaksızın, bizlerin rızası olmaksızın. Bölge gereksiz tartışmaların ve aslında gerginliklerin olduğu, istikrarın zarar gördüğü bir bölgeye dönüşebilir. Burada önemli olan şey sadece çatışma ihtimali ve benzeri şeyler değil. Bunlar da önemlidir ama asıl önemli olan örneğin şirketler gözüyle baktığınızda karşı karşıya kalacakları ekonomik yaptırımlar veya kendilerini içinde bulacakları ekonomik kayıplar veya ekonomik anlamda sorumluluk halidir. Sadece devletler değil, üçüncü devletler değil, aynı zamanda uluslararası şirketler de Kıbrıs Rum tarafını, Kıbrıslı Türklerle bir masaya oturup bu doğalgaz konusunda anlaşmaya zorlamalıdırlar. Bu bölgenin istikrarı için de önemlidir. En başta bahsettiğim gibi bir ekonomik karşılıklı bağımlılığın yaratılması için de önemlidir. Bölge barışı için de önemlidir. Bugün geldiğimiz noktada çok fazla bir şeyin değiştiğini düşünmüyorum. Daha da önemlisi doğal zenginlikler konusunda, doğal kaynaklar konusunda Kıbrıslı Türklerin rızasını almaksızın bu kaynakları işletip, çıkarıp dünya piyasasına aktarabileceğini, yani tek yanlı olarak bunu yapabileceğini gören, uluslararası toplum tarafından da bu konuda kendisine çok fazla bir sorun çıkarılmayan Kıbrıs Rum liderliği, neden ben o zaman Kıbrıs sorununu çözüp bunu bu kaynakları Kıbrıs Türklerle paylaşayım der noktaya geldi. Geleceğe dönük olarak Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz bölgesinde barışa ve istikrara hizmet edecek olan şey, ekonomik anlamda karşılıklı bağımlılık ilişkisinin gelişmesidir. İlgili bütün tarafların ticaretle, turizmle, başka alanlarda enerji konusunda, doğalgaz konusunda işbirliği yaparak birbirlerine bağımlı hale gelmeleri bölgede çatışmayı da, istikrarsızlığı da önleyecektir diye düşünüyorum. Bizim hassas olduğumuz konu şudur. Özellikle başkan olduğum Halkın Partisi'nin hassasiyeti. Bunun istismar edilmeyecek şekilde düzenlenmesi gerekir vicdan red hakkının. Ki bu da samimiyet testiyle yapılabilecek olan bir şeydir. Askerlikten kaçma haline dönüşmeyecek olan ama silahlı kuvvetlerde veya bir başka kamu kurumunda sivil hizmet niteliğinde belki askerlik süresinden daha uzun süre yine de bir sivil hizmet, bir görev yerine getirilmesi söz konusu olacak şekilde düzenlenmelidir diye düşünüyorum. Vicdan red hakkını dediğim gibi ülke savunmasını tehlikeye düşürecek bir hale zaten dönüştürmeye sıcak bakmayız. Bu çerçevede bir yasal düzenleme yapacak değiliz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ortaya koyacağı siyaset çatışmacı değil, sorunları çözmeye dönük bir siyaset olacak. Ama bu hak ve menfaatlerimizden vazgeçeceğimiz şeklinde kesinlikle ama kesinlikle görülmemeli ve okunmamalıdır diye düşünüyorum. Bizim Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte önümüzdeki dönemde aktif bir diplomasi uygulayarak hak ve menfaatlerimizi gerek Doğu Akdeniz bölgesinde gerekse uluslararası platformlarda savunma ve ileriye taşıma vizyonumuz vardır. Ama buna ilaveten uluslararası aktörlerle terörizme karşı mücadele konusunda kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mücadele bağlamında, suçluların iadesi bağlamında ve benzeri konularda biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak uluslararası toplumun parçası olmak istiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir kara delik değildir ve bir kara delik olmak istememektedir. Uluslararası toplumun değerlerini paylaşan çağdaş bir Kıbrıs Türk halkı vardır. Dolayısıyla uluslararası hukukun dışında bırakılmamızı kabul edemem. Thank you.
Ay, başlayalım. Başlayabiliriz.